1950'li yıllar Cumhuriyet'in ilk evresinin sona erdiği dönem. Yaklaşık 30 yıllık tek parti iktidarının, CHP iktidarının sona erdiği, Demokrat Parti'nin iktidarıyla birlikte çok partili rejime geçildiği dönem. Dolayısıyla Türkiye'de toplumsal ve kültürel anlamda önemli bir geçiş dönemine işaret ediyor. Bunun sanat ortamındaki tezahürlerine baktığımızda öncelikle şunu vurgulamakta fayda var. CHP'nin uzun iktidar döneminde kendi modernleşmeci kalkınma modeli içerisinde sanatın çok önemli bir yeri var. Ve bunu belli projelerle, bunu belli projeler üzerinde görüyoruz. İnkılap sergileri gibi, işte Devlet Resim Heykel Müzesi'nin açılması gibi, Devlet Resim Heykel sergilerinin düzenlenmesi gibi, yurt gezileri programlarının düzenlenmesi gibi, yani belli oluşumlar, yapılanmalar, etkinlikler üzerinden sanat bir kalkınma modelinin uzantısında yer alıyor. 1950'li yıllara geldiğimizde Demokrat Parti iktidarıyla birlikte bunun kesintiye uğradığını, giderek azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla sanat ve sanatçının giderek daha az destek gördüğünü görüyoruz. Fakat buna karşılık Demokrat Parti iktidarı döneminde Batı'ya daha yakın ilişkilerin kurulması ve daha liberal bir kalkınma modelinin uygulanması aslında Batı'ya bir açılımın bu sefer sanat ortamına yansımalarını daha çok hissettirmeye başlıyor. Örneğin 1950'li yıllardan itibaren Venedik Bienali, São Paulo Bienali gibi etkinliklerde Türkiye'den sanatçıların katılımının yoğun olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii bu gidiş gelişler süresince yayınların, Batı'dan gelen yayınların bir reprodüksiyon kültürü bağlamında da olsa sonuçta Batı'da olup bitenin daha yakından izlenebiliyor olması da Türkiye'deki sanat ortamını etkileyen unsurlardan biri haline geliyor. Esas olarak bu dönemde dikkat çeken başlıca unsur ne diye bakacak olursak, bu dönemde o Cumhuriyet'in ilk evresindeki planlı bir modernist çizgi ve bunun ifadesi olan diyelim daha geometrik eğilimlerin sanatta karşısında daha sanatçıların kendi bireysel özgün arayışlara yöneldiklerini ve bunu yaparken de kendi öz biçimlerine daha çok dönmeye başladıklarını söylememiz mümkün. Dolayısıyla 1950'li yıllar sanatçıların bu kendi öz biçimlerine dönüşü sürecinde çok yerel motiflerin, mesela kaligrafik unsurların çok gündeme geldiği bir süreç olarak dikkat çekiyor.